Eğitmaden herkese merhabalar. 9. sınıflar matematik kitabı sayfa 16 alıştırma çözümlerini yapacağız arkadaşlar sizler için. Hepinize başarılar dileyelim ilk soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri önermedir? Önerme olanların doğruluk değerlerini bulunuz diyor bize. Şimdi bir ifadenin önerme olabilmesi için doğru ya da yanlış bir hüküm bildirmesi gerekiyor. Ee, soru cümleleri veya beğenme cümleleri bu tür cümleler e, önerme belirtmez. A A'ya bakalım. 7 bir asal sayıdır. Evet. Bu bir önerme ve doğru bir önerme. Doğruluk değeri de 1'dir. B en küçük pozitif tam sayı 2'dir. Bu da bir önerme ama yanlış bir önerme. Önerme olduğunu kabul ediyoruz. Yanlış olduğu için doğruluk değeri 0. C sinemaya gidelim. Bu bir öneri arkadaşlar. Doğru veya yanlış hüküm bildirmiyor. Bu, önerme değil bu. C şıkkı. C Kaz dört ayaklı bir hayvandır. Bu da bir önerme, yanlış bir önerme. O zaman doğruluk değeri sıfır olacak. D, arabayı getirdiler mi? Bu da bir soru, önerme değil. Doğru veya yanlış diyemeyiz cevabına. Geldik ikiye. Aşağıda verilen önermelerden birbirine denk olanları belirtiniz. Birbirine denk olan önerme ikisi de doğru olmalı veya x'te yanlış olmalı. O zaman önermeler birbirine denk olmuyor oluyor. Şimdi P'ye bakalım. 4 büyüktür 3. Bu bir e, doğru önerme. Doğruluk değeri 1 diyoruz. Q'ya bakalım. Dörtgenin iç açı ölçüleri toplamı 180 derecedir. Bu yanlış bir önerme. Doğruluk değeri 0. Çünkü dörtgenin iç açılar toplamı 360 derecedir. R. Bütün tam sayıların karesi pozitif tam sayıdır. Bu da doğru arkadaşlar. Doğru bir önerme. Evet. S önermesini bakalım. Asal sayılar pozitif tam sayılardır. Asal sayılar pozitif tam sayılardır doğru ama bir hariç bir var burada bir asal değil ama pozitif tam sayı. Onun için doğruluk değeri sıfır oluyor. O zaman burada birbirine denk olan önerme önermeler P ile R şöyle denk olduğunu göstermek için üç tane çizgi çiziyoruz. Bir de Q ile S önermesi birbirine denk oluyor. Çünkü ikisinin doğruluk değeri 0, P ve R'nin doğruluk değeri ikisinde de 1 olduğu için birbirine denk oluyorlar. Geldik 3. soruya. Aşağıda verilen önermelerin değillerini bulunuz. Şimdi burada değillerini bulmak için bu önerme doğruysa yanlışa, yanlışsa doğruya çevirirseniz bu önermenin değilini bulmuş olursunuz. Şimdi bakalım köpek bir köpek evcil hayvandır. Hemen şuraya köpek evcil hayvan değildir. Ben kısaca yapıyorum. Siz yazarsınız değildir yazarsanız bu önermenin değilini bulmuş oluyorsunuz. Q önermesi 648 sayısı 2 ile tam bölünür. 2 ile tam bölünmez diyeceksiniz buraya. En sonu değiştiriyoruz. R önermesi Türkiye 7 coğrafi bölgeden oluşur. Buraya da şöyle yazıyorsunuz. Türkiye coğrafi bölgeden oluşmaz. Bunun değini yapmış olduk. S önermesi eksi 7 artı 5 küçüktür. 10 eksi 8. Şuradaki aradaki küçüktürü büyük eşittir yaparsanız önermenin değerini bulmuş oluyorsunuz. Şimdi şuna bakalım. 7'nin karesi 49'dur. 7'nin karesi 49 değildir yazacaksınız şuraya. Ve önermesine bakalım. Ay bir gezegendir. Ay bir gezegen değildir. Gezegen şurayı silelim. Değildir derseniz. Değilini bulmuş oluyorsunuz. Şimdi gelelim arkadaşlar dördüncü soruya. Dördüncü soruda 8 farklı önerme için kaç farklı doğruluk durumu vardır? Doğruluk durumlarını bulmak için önermenin arkadaşlar kaç tane önerme ise 2'nin kuvveti olarak yazıyorduk. 8 tane olduğu için 2 üzeri 8'i bulacaksınız. Bu da 256 yapar. Cevabımız onun için şıkkı. Geldik 5. soruya n-3 tane farklı önerme için 128 farklı doğruluk değeri olduğuna göre n kaçtır? Yani 2 üzeri n-3 eşittir 128. Buradan 2 üzeri n-3 eşittir 128. Yani 2 üstü 7 demek bu. Tabanlar eşit üstleri eşitle n-3 eşittir 7. 3'ü karşıya atarsan n eşittir 10 olacak cevabımız A şıkkı. Et geldik 6. soruya. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Mart ayında 30 gün vardır önermesinin değilidir? Bakalım. A. Mart ayında 30 gün olabilir. Hayır bu bir önerme bile değil. A değil. B. Bakalım Mart ayında 30 gün yoktur. Evet, cevabımız burada B oluyor. Mart ayında 30 gün olmayabilir. Mart ayında 31 günden daha az gün vardır. Mart ayında 30 günden daha az gün vardır. Bunlar olmuyor. Vardır, yoktur olarak yaparsanız değilini bulmuş oluyorsunuz. Geldik sonuncu soruya yani 7. soruya. P'nin değili denktir Q'nun değili denktir R'nin değili denktir S olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi P'nin değili R'nin değiline denk ise P ile R denktir. Doğru. Q'nun değili S'nin değiline denktir diyor. Hayır. Birinin değili öbürünün de normaline de denk ise o zaman burada da ikisinin değilleri birbirine eşit olamaz. Cevabımız B şıkkı. Diğerlerine de bakalım. P'nin değili S'nin değiline denk değil. Zaten birinin değili birinin normaline eşit olduğu için C doğru. R de doğru aynı mantıkla arkadaşlar şöyle. R'nin değili S'nin Y'ye denk ise R S'nin değiline denktir. Q R'ye denktir. Evet Q ve R birbirine denktir. Çünkü değilleri denk olduğu için normalleri de denk olur. Evet arkadaşlar sayfa 16 alıştırma çözümlerini sizler için bitirdik. Diğer sayfalarda görüşmek üzere.